Türkiye siyaset tarihinde benim genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener çok önemli ve çok tarihi bir süreç yönettiler. Yani bu özellikle 2018 öncesi işte bir demokrasi mücadelesi noktasında İyi Parti'nin seçime girmesi için ortaya konan çaba ve daha sonrasındaki Millet İttifakı'nın olgunlaşması, ardından yerel seçimdeki kazanımlar ve şimdi de her iki siyasi liderin dört partiyi de katarak kurduğu o ortak akıl masası. Altı siyasi parti. Bir kere her Cumhuriyet Halk Partili'nin İsmail Bey, yani bunu söyleyelim ki hani insanların bakış açımızı anlaması açısından. Hı hı. Her Cumhuriyet Halk Partili, ki ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partinin Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Benim de adayımdır. Tabii ki Türkiye'nin önünde bir süreç var. Altı siyasi parti bir masaya oturmuş. Ülke geleceği adına karar verecek. Ve meşakkatli bir yol, zor bir yol, ilk defa denenen bir sistem, kolay bir iş değil. Yani çok tehlikelerle dolu, çok virajlarla dolu. Ve günün sonunda en doğru kararı vermek durumundalar, zorundalar. Peki biz uzaktan izleyecek miyiz? Asla. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Yani halkın Türkiye'de dörtte birinin yaşadığı bir kentte, ekonomisinin %50'sinin olduğu bir kentte var olan Ekrem İmamoğlu elbette ki bu sürecin teminatı olmak zorundadır. En fazla çalışan olmak zorundadır. İstanbul'da ortaya koyacağı başarıyla en fazla motivasyonu sağlayacak kişilerin başında gelmelidir. Ülkeyi anlatırken evet biz Millet İttifakı olarak İstanbul'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Ankara'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Adana'da, Mersin'de başardık, Türkiye'de başaracağız ya da İzmir'de demelidir. Dedirten kim? Bizler olmalıyız. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Dolayısıyla altı lider en doğru kararı vermek durumundadır. Bu zor yolculuğu çok iyi tasarlamak durumundadır. Biz de bu doğru kararın, doğru yolculuğun tabiri caizse neferi gibi çalışmak zorundayız. Doğru kararın ve doğru yolculuğun. Siyasetin gerçeğine aykırı. Yani hiçbir mücadele seçim sandıkta kazanılır. Yani o sandık günü mücadele bile önemlidir. Tabii. Ve Türkiye gibi kritik noktalar, kritik hassas bölgeler, ülkelerde bu daha da zordur. Bir de yani ne yazık ki ülkemizde ama seçim düzeniyle, seçimle ilgili çıkarılan yeni düzenlemelerle ya da işte ortaya konan sistemle, rejimle ilgili konuşuyorum. Yaşattığı hukuksuzlukla, adaletsizlikle mücadele etmek ortadayken öyle biz seçimi kazandık, hadi hayırlı olsun falan filan öyle bir şey yok. Ya şimdi gecemizi ya. Gündüzümüze katıp çalışmak durumundayız. Bütün bunları bilerek, bütün bu süreçlerin zorluklarını bilerek çalışmak ve kazanmak zorundayız. Kim için? 85 milyon vatandaşımız için. AK Partililer için mi? Çünkü sistem tıkandı, yürümüyor. Yani ülkede liyakat sorunu var mı? Var. Ülkede hak edenin göreve geldiği bir konum mu var, yoksa birinin istediği her şeyin olduğu bir süreç mi var? Öyle. Ne yazık ki. Bütün bu hani devletin iyi bilen insanların az önce anlattığım bu konu gibi, yani bir kişi konuşacak, diğerleri el kaldıracak. Böyle bir şey olmaz. Peki. Bir aklı var, bir mantığı var. O bakımdan kazanmak zorunda. Sağcısı, solcusu, ocusu, bucusu için değil yani. Herkes için konuşuyorum. Yani vatandaşa cadı avı yapar gibi de davranamazsınız, bu bir. İkincisi 8 kişi şu ana kadar. Ya İsmail Bey, aylar önce manşetler atıldı. Siyasi liderleri, başkaları altına bunu aylarca, hafta 121 milyar lirası Büyükşehir Belediyesi'nin kayıptı yani. Ya 3 yıldır karaladılar olmadı. Yerden yere vurdular olmadı. Her gün bir iftira attılar olmadı. Yani tabiri caizse yemeğimizden bilmem neyimize kadar hani her taraftan hiçbir şey olmadı. Yani zaten Sayın Bakan'ın bu ilk vakası da değil yani. Sayın Bakan'ın seçimde bana yaptığı hakaretleri şuraya film film dizsek 20 tane eder. Seçimden sonra keza aynı, böyle parmağını sallayarak falan filan.
Bu memleket adına çok utanç verici bir konuşma yapmıştır mecliste. Kendini korumak ve kurtarmak için. 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanını zan altında bırakmıştır. Hakaret etmiştir. Hakaret, ben söyledim yani, gidin dava açın dedim. Dava açın yani. Dolayısıyla hani bugün gelinen noktada da ortada hiçbir şey yoktur. Peki. Fos çıkmıştır yani. Fos mu çıktı? Daha bir şey daha söyleyeyim. 80'e yakın müfettiş ve görevli var şu anda. 80'e yakın. Bazen 100 diyor arkadaşlar. Oturtacak yer bulamıyoruz onlara. Bu konu için geldiler. Girmedikleri konu kalmadı İsmail Bey. Bu arada girmedikleri konu kalmadı. Niye biliyor musunuz? Muhtemelen aldıkları talimat şu. Bir şeyi bulmadan gelmeyin. Bir şeyi bulmadan gelmeyin. Tahmin ediyorum şimdi, bir şeyi bulana kadar bakan gider görevinden ayrılır yani.